Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve radyomuz işbirliğinde süren Sağlık Olsun programından sesleniyoruz sizlere. Tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz. Bu Sağlık Olsun programında konuklarımız Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Sayın Emre Semiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Aflora'da Gıda Mühendisi Sayın Kübra Azelbayar. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İlk olarak Emre Bey'e sözü vereceğiz. Yayınımız bu arada Sandıklı Gün FM aracılığıyla da ulaşıyor. Sandıklı'ya ve Güney ilçelerimize de selam olsun diyelim. Söyleşmeye geçmeden önce Sayın Semiz, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, öncelikle dinleyicilerimize merhaba diyorum. Ben öğretim görevlisi Emre Semiz, Samsunluyum. 4 yıldır Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapıyorum. Teknoloji Transfer Ofisi'nde koordinatör yardımcısı olarak Teknoloji Transfer Ofisi kuruluş sürecinden itibaren görev yapmaktayım. Sağlık yönetimi lisans, yüksek lisans mezunuyum. Hı hı. Kocatepe Üniversitesi'nden lisans mezunu bir alanımız. Öğrencilerimiz de üniversitemize katılmış oldu. Sonuçlar açıklandı. Onlara da ticarileşmesi ve sanayiye aktarılması noktasında bir arayüz görevi görmekte. Bu noktada da üniversitemiz yeni ve genç, dinamik bir üniversite olarak girişimcileri destekleyen, üniversitedeki bilginin sanayiye aktarılması noktasında birçok faaliyet yürütmekteyiz. Hı hı. Teknoloji Transfer Ofisi'nin desteklerinden de dilerseniz söz edelim. Teknoloji Transfer Ofisi projeler, fikri mülkiyet hakları, eğitimler konusunda birçok destek sunmakta. Örnek vermek gerekirse biz Zafer Kalkınma Ajansı, TÜBİTAK birçok alanda destek sunmak girişimcilere. Girişimcilik dünyada teknolojinin gelişmesi, teknolojinin ilerlemesi noktasında önemli bir nokta. Hı hı. Örnek vermek gerekirse hepimiz duymuşuzdur Silikon Vadisi'ni. Evet. Silikon Vadisi 1971 yılında Amerika'da Stanford Üniversitesi'nin bünyesinde kuruluyor. Bugün baktığımızda birçok teknoloji şirketi burada yer alıyor. Biz Türkiye'de teknoloji transfer ofisleri, teknoparklar olarak da bu girişimcilik ekosistemine destek sağlıyoruz. Hem öğrencilerin iş fikirlerini, hem akademisyenlerin akademik çalışmaları boyunca elde ettikleri sonuçları sanayi ve ticari hayata ekonomik katkı değer sağlayacak bir boyuta döndürülmesi için destekler sağlıyoruz. Hı hı. Örnek vermek gerekirse ayrıca biz marka, yani fikri ve sanayi mülkiyet haklarının korunması ve bunların bu süreçlerin yürütülmesi hususunda da destekler sağlıyoruz. Bugün bir Cumhurbaşkanlığı kararı çıktı. 18 Ağustos 2022 tarihi itibariyle ihracat destekleri hakkında karar. Belki dinleyicilerimiz, sanayiden olan dinleyicilerimiz bilgi edinmek isterse kısa bir bilgi vereyim. Buyurun. Burada şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markaları yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderlerin %50 oranında ve yıllık 750 bin TL'ye kadar destekler sağlıyor. Ayrıca bu kararnamede birçok farklı noktada destekler var. Biz marka ve fikri mülkiyet hakları noktasında İlimizde eğer bir ürünle ihraç etme noktasında veya yurt dışında koruma altına alma noktasında bir patent veya marka başvurusu süreçleri hususunda destek almak isteyenler varsa üniversitemizde tutabiliriz. Evet. Projelerden de söz edelim hocam. Birçok projeye de imza attınız. Detayları sizden rica ediyoruz. Üniversitemizde akademisyen işbirliğiyle projeler oluşturuyor. TÜBİTAK projeleri yürütülüyor. Bu projelerde proje yazım, projelerin fon kaynaklarının nereden sağlanacağı noktasında destekler sağlıyoruz. Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttüğümüz projeler mevcut ve sürekli Kalkınma Ajansı ile irtibat halindeyiz. Üniversitemiz bu noktada birçok proje yürütmekte.
biz proje iş fikirlerinin en önemli noktalarından bir tanesi iş fikri olan kişilerin fon kaynağı bulamaması. Hı-hı. Bu fon kaynakları da projelerle devlet destekleriyle sağlanabiliyor. Burada proje yazım destekleri, TÜBİTAK'ın sağlamış olduğu BİT girişimcilik destekleri gibi açılardan destekler sağlıyoruz. Ayrıca biz Ekim-Kasım ayları gibi de proje yazım sürecinde bilimsel akademik araştırmacılara eğitim düzenleyeceğiz. Ona yakın hocamızla birlikte TÜBİTAK desteğiyle inşallah bunu düzenleyeceğiz. Evet. Şu an üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklandı. Siz az evvel dediniz yeni katılan öğrencilerimiz de var diye. Bir de onlara seslenmenizi rica edelim. Belki ailelerden ya da öğrencilerden dinleyenler, takip edenler olabilir. Neler söylersiniz? Öncelikle yeni katılan öğrencilerimize hoş geldiniz diyorum. Üniversitemiz, dünyada üniversiteler 3 farklı sınıfta değerlendiriliyor. Birinci nesil, ikinci nesil ve üçüncü nesil üniversiteler. Birinci nesil üniversiteler eğitim faaliyetleri yürüten, ikinci nesil üniversiteler hem eğitim hem araştırma faaliyetleri yürüten, üçüncü nesil üniversitelerde bu eğitim araştırma faaliyetleri sonucunda girişimcilik, yani üniversitede elde edilen bilginin ticarileştirilmesi, ürüne dönüştürülmesi, katma değer üretmesi noktasında faaliyetler yürüten üniversiteler. Biz de teknoloji transfer ofisi olarak üniversitemizi yenilikçi ve girişimci üniversite endeksinde üst sıralara taşımak için çabalıyoruz. Burada iş fikirleri sağlık girişimciliğinde, sağlık girişimciliği konusunda birçok iş fikri olacak öğrencilerimize destekler sağlayacağız. Yeni gelen öğrencilerimizle yakın ilişkiler kuracağız. Onlara projelerde yer alması konusunda destekler sağlayacağız. Hı hı. Onların daha aktif bu girişimcilik ekosisteminde nasıl yer alacakları hususunda birçok destekler sunacağız. Evet. Özellikle AFSÜ'nün butik bir üniversite olması ulaşılabilirlik açısından da güzel. Öğrenciler çok kolay yetkililere ulaşabilirler, öyle değil evet, mi? Evet, her zaman kapımız açık. Hı hı. Her türlü istedikleri vakitte, istedikleri fikirleriyle bizden almak istedikleri desteklerde destek olmaya devam edeceğiz. Evet, dinleyicilerimiz desteklere hangi kanallardan ulaşabilir? Mutlaka merak edenler vardır. Ne söylersiniz? Ulusal ve uluslararası çağrılar oluyor bu fon kaynakları ile ilgili. TÜBİTAK Ufuk Avrupa projeleri, TÜBİTAK Ulusal Sanayiye yönelik, akademiye yönelik çağrılar oluyor. Biz bunları takip ediyoruz ve üniversitemiz Teknoloji Transfer Ofisi'nin web sayfasından, sosyal medya hesaplarından paylaşıyoruz. Burada özet olarak projeler hakkında bilgi veriyoruz. Hı hı. Dikkatini çeken veya o konuyla ilgili çalışma yapan akademisyenimiz, öğrencimiz veya sanayicimiz bize ulaşabilir, daha detaylı bilgiye edinebilir. Ayrıca orada projenin sağlayıcı kuruluşunda ilgili projeyle ilgili detaylı bilgilerini de paylaşıyoruz. tto.afsu.edu.tr web sitemiz. Evet. Bu web sitemizden ve afsu tto sosyal medya hesaplarından size ulaşabilirler. Evet. Teşekkür ediyoruz bu verdiğiniz bilgiler için. Birazdan size yine döneceğiz. Şimdi Aflora'yı tanıyacağız. Dinleyicilerimiz ve izleyenler nedir acaba bu bitkisel ürünler diye mutlaka merak etmişlerdir. Çünkü konuklarımızın yanında da görüyoruz paketler halinde. Bunu da gıda mühendisi Kübra Azel Bayar'dan öğreneceğiz. Aflora nedir ve nerede kuruldu? Neler söylersiniz? Aflora Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Şirketi'nin bir markası. Bu şirket Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin öncülüğünde ve çeşitli akademisyenler ve sanayici iş adamlarının da desteğiyle, onların da katılımıyla kurulmuş bir şirket. Aflora da bunun bir markası. Aflora markası ve şirketimiz nerede diye merak edenlere de idari ve satış ofislerimiz, üniversitenin rektörlük binası olarak bilinen A Bloğun birinci katında
üretim yaptığımız yer ise, tüm bu ürünlerin üretildiği, dolumunun ve paketlenmesinin yapıldığı yer ise B-Blok zemin katta. Evet. Ürünlerden de bahsedelim dilerseniz. Tabii. Ürünlerimiz doğru zamanda, doğru şekilde toplanmış, tamamen doğal, herhangi bir katkı maddesi içermeyen bitkisel çaylardan ve bitkisel yağlardan oluşuyor. Evet. Bitkisel çaylara örnek verecek olursam, burada da görüyorsunuz. Evet, papatya nane, var, nane papatya, var. Kekik, biberiye, ekinezya, ıhlamur, tıbbi ve Anadolu adaçayı, tıbbi papatya. Bunlar bitki çaylarımız. Hı-hı. Bitkisel yağlarımız da yine herhangi bir katkı maddesi içermeyen, üretim süreci boyunca herhangi bir kimyasal işlem görmemiş soğuk sıkım yağlar. Badem yağı, çörek otu yağı, keten yağı, susam yağı, Hindistan cevizi yağı ve haşhaş yağı. Onun dışında uçucu yağlarımızdan yine şöyle göstereyim. Kekik yağı ve lavanta yağlarımız var. Yine maserasyon yöntemiyle üretilmiş maseratlarımızdan da sarı kantoran ve aynı sefa yağlarımız mevcut. Hı hı. Birbirinden değerli sayeden doğal ürünler, Aflora'nın ürünleri sevgili dinleyenlerimiz, mutlaka kullanınız diyelim. Bu ürünlere yeni eklenecekler var mı? Evet, kesinlikle yeni ürünlerimiz gelecek. Öncelikle yine üniversitemizin teknoloji transfer ofisinin bir projesi kapsamında kurulacak olan tıbbi mantar üretim tesisinde üretilecek olan mantar ve bunlarla ilgili ürünler de Aflora markası adı altında, yani Aflora markası altında satılacak ürünler arasında. Onun dışında Eczacılık Fakültesi akademisyenlerimizin yürütmekte olduğu çalışmalar neticesinde çıkacak olan kozmetik ürünler de şu an hani ürün geliştirme çalışmaları yapılan kozmetik ürünler de yine bu marka adı altında, bu markanın çatısı altında satış yapılacak. O zaman şöyle diyelim, Aflora'yı takip etmeye devam edin. Evet. Birçok yenilik karşınıza çıkacak. Ürünler nereden ve nasıl temin ediliyor? Bu da önemli. Evet. Ürün temin yerini söylemeden önce bir de bizim yeni ürün portföyümüze yeni ekleyeceğimiz ürünler arasında gıda takviyeleri de var. Ruhsatlandırma aşamalarının sonuna gelindiği 5 farklı gıda takviyesi ürünlerimiz de var. Bunlar da ürünlerimizin arasında olacak yakın zamanda. Ürünlerimizi nereden temin edebilirler? Öncelikle www.afero.com.tr bizim kendi internet adresimiz. Oradan güvenli bir şekilde satın alabilirler. Yine az önce bahsettiğim rektörlük binasındaki birinci kattaki satış ofisimizden de temin edebilirler. Biz de oraya gelip alabilirler. Aynen. Ya da üniversiteye geldilerse Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan bütün kafe ve restoranlardan da yine ürünleri temin edebilirler. Onun dışında trendyol.com ve albikere.com'da da mağazalarımız var. O kanal aracılığıyla da ürünlerimizi satın alabilirler. Valiliğimiz aracılığıyla oluşturulan albikere.com'dan alışveriş yapılınca öğrencilere de katkı oluyor. Evet, bunun için iki güzel işe beraberce imza atmış olursunuz. Kesinlikle. Hem doğal ürünlere ürünler ulaşmış olurlar. Bunlar ulaşırken de yani öğrencilerimize burs imkanı. Evet. AFSÜ personeline ve öğrencilerine bir indirim söz konusu mu? Evet, az önce Emre Hocam da bahsetti. Yeni gelen öğrencilerimize ben de şimdiden hoş geldiniz diyorum. AFSÜ personel ve öğrencilerine de tüm Aflora ürünlerinde %10 indirimimiz mevcut. Evet. Emre Bey'e yeniden dönelim. Bitkisel ürünlerle ilgili, aromatik bitkilerle ilgili bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştayda neler oldu? Kısaca bize özetler misiniz? İlkini 2019 yılında 5. Tıbbi Aromatik Bitkiler Çalıştayı olarak düzenledik. Hı hı. Teknoloji Transfer Ofisi ve üniversitemizin öncülüğünde. Çok da güzel bir katılım olmuş. Güzel bir katılım gerçekleşti bu noktada. Orada ana çalıştay gruplarında tıbbi aromatik bitkiyle ilgili konular değerlendirildi. Bununla bir kitabını çıkarttık, çalıştay sonuç raporunu. 6.sını da geçen sene Eylül ayında düzenledik. Bu çalıştaya hem üretimden ticarileşmeye konu başlığı altında tıbbi aromatik bitkilerin hem bilimsel yönünü, hem tıbbi yönünü, hem de ticari yönünü ele alarak geniş kapsamlı bir organizasyon gerçekleştirdik. Evet, bu da son derece faydalı olmuştur mutlaka. Birazdan son sözlerinizi almak üzere döneceğiz ama şimdi Aflora'ya ilişkin Kübra Hanım'dan son değerlendirmelerini rica edelim.
Afilera markası adı altında temin edilebilecek tüm ürünler, yani tamamen doğal, herhangi bir katkı maddesi içermeyen, özellikle son yıllarda da insanların çok fazla ihtiyaç duyduğu ya da ilgisinin biraz daha arttığı ürünler. Yani geçmişte aslında bunların hepsi doğal olarak hayatımızdaymış, öyle değil mi? Şimdi teknolojinin de getirdiği kolaylıkla çok da güvenli bir şekilde Afilera markası bize bu ürünleri yeniden sunuyor. Evet. Bu ürünler aynı zamanda taklit ve tahşişin çok kolay yapılabileceği ürünler. Yani insanlar alıyor ama tamamen ne kadar doğal ya da işte tamamen saf mı uçucu yağ olarak. O yüzden en azından tamamen güvenerek alabilecekleri %100 doğal ürünler mevcut. Evet. Bu arada nasıl temin edebiliriz diye soranlar var. Cevap verdi Kübra Hanım. Sosyal medyadan yazıyorlar. Afilera.com. Afilera.com'dan da temin edebilirler. Ya da üniversitenin A blok, yani rektörlük binasının 1. katındaki satış ofislerinden temin edebilirler. Aynı zamanda üniversite içerisindeki, kampüs içerisindeki kafe ve restoranlarda da satışımız mevcut. Bir dinleyicimiz de bitkiler ilimizde mi toplanıyor? İl dışından da gelenler var mı demiş. İl dışında önceliğimiz bu yöredeki biyoçeşitlilikten yararlanarak bunların ekonomiye kazandırılması, hem de bunların tüketiciye tarladan sofraya tabiri caizse. Zaten nane, papatya filan herhalde buralardandır. Evet, kekik özellikle. Evet, doğru. Afyon'un dağlarında kekik de çok doğal. Dağ çayı, adaçayı. Çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Emre Hocam, son sözleri size bırakalım. Konuyu da toparlamış olalım. Neler söylersiniz? Ben bütün dinleyicilerimizi hem üniversite sanayi işbirliği arayüz platformu olarak bir iş fikri veya bir projesi varsa bunları desteklemek adına biz hazırız. Üniversitemizde aynı şekilde rektörlük binasında 1. katta ofisimiz yer almakta. Gelip sizinle tanışabilirler. Sizinle tanışabilirler, sohbet edebilirler. Biz bir çayımızı içmeleri için dinleyicilerimizi davet ediyoruz. Sanayicilerimizle de yakın zamanda birebir görüşme programlarımız sürecek. Evet. İsterlerse onlar bize gelirler. Biz de onları ziyaret etmeye devam edeceğiz. Bu şehirde bir teknoloji transfer ofisinin olduğunu herkesin dikkatine sunmuş olalım. Bu yayınla birlikte çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenler, Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde hazırladığımız Sağlık Olsun programında Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatör Yardımcısı ve Öğretim Görevlisi Sayın Emre Semiz ile Gıda Mühendisi Kübra Azel Bayar'ı ağırladık. İki konuğumuza da çok teşekkür ediyoruz bir kez daha. Sesimizi ulaştıran Sandıklı Güne.fm'e ve Güney ilçelerimize de selam olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz onlara da. Ve 15 gün sonra farklı konuklarla yine Sağlık Olsun da buluşmak üzere diyelim. Ne olursa olsun önce sağlık olsun diyerek veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalın.